değerlendirdiniz NATO-Washington zirvesinin 38 maddesini? Buyurun. Tabii çok kısa bir sürede 38 maddenin tümüne tabii değinmek mümkün değil. Genel bir ruhunu anlamak açısından en azından tabii, konuşalım. Evet. Genel olarak bu biraz önce konuştuğumuz Montreux konvansiyonu ile ilgili bölüm aslında ruhunu yansıtıyor. Evet. Şimdi bakınız bu komünikeler tabii her zirvede veya zirve dışı toplantılardan sonra yayınlanır. İşte bunları yazan kişiler genelde aynı kişidir. Kişiler değil mi? Aynı kişidir ve genelde İngilizdir. Ama Amerikan temsilciliğiyle mutlaka yakın işbirliği içinde ve 3 aşağı 5 yukarı aynı ifadeler kullanılır. Cümlelerin yeri değişir. Bir iki kelime girer çıkar eder. Ve diplomatik bir dil kullanılır. İçinde ne ararsanız vardır. Ne ararsanız vardır. Şimdi bu 31. maddenin özellikle evet. Montreux ile ilgili bölümüne bakılırsa, siz biraz önce Türkçesini verdiniz. Bakın cümle geliyor. Karadeniz bölgesinde işte seyir sefer özgürlüğü, işte güvenliği vesaire. Şimdi aslında cümle orada bitiyor. Şimdi belli ki Türk tarafı, yani Dışişleri veya Cumhurbaşkanlığı bilmiyorum, oradaki temsilciliğe, daimi temsilciliğe talimat vermiş. Bunda mutlaka dahil ettirin diye Montreux'u. Şimdi onun için noktayı kaldırmış İngiliz. Oraya including koymuş. Including dahil olmak üzere der. Yani birçok şey var, Montreux'da var. O çok şey yok ama burada. Including deyince Montreux'u kenara koymuş. Yani hepsinin arasında bir şey. Orada da kalmamış, sonra bir virgül koymuş. Araya as appropriate demiş. Yani uygun olduğunda tekrar virgül Montreux konvansiyonu yoluyla. Bu şu demek, yani Montreux'un orada oluşu iki defa sulandırılmış. Yani İngilizce anlamı bu. İki defa sulandırılmış. Hiçbir şey ifade evet, etmiyor bu şekilde. Teşekkür ederim. Ben de tam bundan dolayı rahatsız olduğum cümlenin gelişini söylemiştim. Evet. Şimdi içeriğinde tabii benim aradığım esas olarak Suriye'deki durumdu. Yani Suriye'de, Irak'ta ne oluyor? Yani orada kurulan Amerika'nın başında olduğu koalisyonun desteklediği bir PYD, YPG devleti var. Bununla ilgili bir şey. O koalisyonun içinde NATO da var. Şimdi bakın onunla ilgili de tek kelime yok. Yok sayılıyor. Kafamızı kuma gömüyoruz. Kafamızı derken biz gömmüyoruz da Cumhurbaşkanı ve etrafındakiler ve dışişleri ve genelkurmay ve milli savunma ve Cumhurbaşkanlığındaki var ya komisyonlar, kurullar kafalarını kuma gömüyorlar. Gömüyorlar. Cumhurbaşkanı Türkiye'de her konuşmasında efendim işte terörist gruplar arasında ayrım yapmasınlar, işte binlerce tır gitti falan. Bakın burada onların hiçbiri yok. Suriye'nin adı bile yok. Adı bile yok. Peki ne var? Konuşmada böyle bir imaj yaratılmaya çalışılıyor. Bir imaj, bir halüsinasyon, abrakadabra, illüzyon. Bakın şeyde bu İtalya Başbakanı'yla konuşmasındaki illüzyon çok çarpıcı. Şimdi bakınız, diplomaside sadece diplomaside değil, yani normal bir eğitim ve kültür almış insanların, yani o bir çıta var, o çıtanın üstündeki insanlar konuşurken birbirinin yüzüne bakarlar. Evet. Yani birbirinin yüzüne bak. Şimdi birisiyle konuşurken o kafasını sağa sola çeviriyorsa veya telefonuyla oynuyorsa, mesela sizinki gibi programlarda bile, şimdi mesela biz alsak tele, şimdi burada bakacağımız ekranı mesela telefonla oynamaya kalksak, değil mi, ne kadar rahatsız olur, ne kadar saygısızlık olarak addedilir. Şimdi diplomaside de bu en büyük saygısızlıktır. Birisiyle konuşuyorsanız, tercüman yoluyla da aracılığıyla da konuşsanız, onun gözlerinin içine bakmanız gerekir. Şimdi mesela bugün şeyi izledim, Dışişleri Bakanı'nın, Suudi Dışişleri Bakanı ile olan basın toplantısını. Şimdi Suudi Bakan konuşuyor, bizim bakan sağa sola bakıyor. Şimdi yani hadi o yeni bakan oldu. Yani bu işlere yeni yeni giriyor. Cumhurbaşkanı yıllardır bu işin içinde. Şimdi bakınız, o genç kızı, o genç hanımı, tanımıyorum tabii,
onu tercüman olarak kullanmaya devam ediyor yıllardır. Çok abes, bu çok tartışıldı. Olacak bir şey değil ama yapma, ısrar ediyor. Yani körün değneğini bellediği gibi bunda ısrar ediyor. İnat ediyor. İnat ediyor. Şimdi bakın o İtalyan Başbakanı ile konuşurken, İtalyan Başbakanı bir şey soruyor. Cumhurbaşkanı da İtalyan Başbakanı'na konuşacağına dönüyor, o tercümana konuşuyor. Şimdi İtalyan Başbakanı o kızın yanına yaklaşıp böyle Cumhurbaşkanı yüzüne, gözünün içine bakıyor. Demek istiyor ki, soruyu ben sordum, cevabı bana veriyorsun, benim gözüme bak. Bana saygısızlık etme. Bu çok ağır bir şey aslında. Yani bizim bunu, hani bazı çevrelerin gururlandığı bu var ya, neredeyse paparazzi magazin programına dönüşürler bu abi. Bu çok ayıp bir şey. Diplomaside bu hiç olmayacak bir şey. Yani bu insana cevap veriyorsunuz, kafanızı çevirip tercümana konuşuyorsunuz. Bu hiç olmayacak bir şey. Ona tepki gösteriyor. Bakın İtalyan Başbakan. Evet. Ben buradayım, bana konuş. Şu anda ekranda o görüntüde. Evet. Bakın ben buradayım. Benim gözüme bak, bana konuş diyor. Kinitekim tokalaştıktan sonra oturuyorlar. Dikkat ederseniz bacak bacak üstüne atmış olan İtalyan Başbakan bakın bacağını sinirli olarak sallıyor. Bu sinirsel tepkidir. Bakın görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi onun için hani hep diyorlar ya en başarılı diplomatlarımız dışarıdan atadıklarımız. İşte dışarıdan atadıklarınızda bu kadar diplomasi yapıyorsunuz. O kurullar var ya Cumhurbaşkanlığında diplomasiden gelen bir tane adam yok. Ve bakın bu kadar yıldır bu basit konuyu Cumhurbaşkanı anlatabilen bir kişi çıkmamış. Evet. Ha şimdi ben anlatıyorum. İnşallah birileri duyar, gider der ki ya Sayın Cumhurbaşkanı böyle böyle bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şimdi bu kadar yani burada size bir katkı olması amacıyla illüzyon dediniz çünkü Sayın Solmaz Türk bir başka illüzyon aktarayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenledi NATO zirvesinin sonunda biliyorsunuz ve orada aynen şu cümleyi kurdu. Anadolu Ajansı'ndan da okuyorum. İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na Güney Afrika ile şikayet ettik. Bu da illüzyon mudur? Yani baştan sona her şey illüzyon zaten. Halbuki yani... Güney Afrika tek başına bu davayı açtı, şikayet etti. Aylar sonra... Türkiye müdahil olma kararı aldı aylar sonra. Tabii. Evet, şimdi asıl bence çarpıcı olan şey şu. Şimdi bir kere burada söylenenler dediğim gibi yani bu zirve komünikeleri aynı kişi yazar. Yani yıllarca 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl aynı kişi yazar bunu. Bir de onun yedeği vardır. Ve İngiliz yani İngilizdir ve İngilizcesi de iyidir. Belli zaten burada yani o kelimelerle böyle iğne oyası gibi oynar. Şimdi benim dikkatimi çeken şu oldu. Şimdi burada birinci maddede evet. İşte söylüyor şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz işte özgürlükler vesaire. Sonra diyor ki biz uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Charter'ının prensiplerine ve amaçlarına bağlıyız. Ve kurallara dayalı uluslararası düzeni ayakta tutmaya kararlıyız. Evet. Birinci madde. Şimdi oradan aşağı iniyor. Üçüncü maddede Rusya'ya yani en büyük ve doğrudan tehdittir diyor. Arkadan terörizmi sayıyor. Bakın terörizmle Rusya'yı aynı maddede aynı eşitlikte yani aynı ağırlıkta tehdit olarak ileri sürüyor. Ve diyor ki bugün karşı karşıya olduğumuz tehditler küreseldir ve birbirine bağlıdır. Sonra dörde geçiyor. İşte Afrika, Orta Doğu genel ifadeler. Sonra sayıyor İran, Çin. Ve sonra diyor ki Rusya ve Çin stratejik ortaklıklarını derinleştirmişlerdir. Ve onların karşılıklı birbirini destekleyen girişimleri kurallara dayalı uluslararası düzeni altını oymak ve yeniden şekillendirmek amaçlıdır ve bu bizi ciddi şekilde kaygılandırıyor. Bakınız, bunu yapan Amerika ve NATO'dur.
Evet. 1999'dan itibaren ve bunu ilan ederek, bakın bunu ilan ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkisini açıkça reddederek, Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nu açıkça reddederek ve fiilen bu konvansiyonu çiğneyerek kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oyan ve yeniden şekillendiren derken kuralsız bir dünyada kovboy gibi Balkanlarda, işte Libya'da, Suriye'de ve başka yerlerde, Afganistan'da at koşturan Amerika ve NATO'dur. Şimdi bakın dönüyorlar, bakın riyakarlığa bakın, bakın ikiyüzlülüğe bakın. Şimdi açık diyor ki, efendim diyor, Rusya ile Çin diyor birlikte kurala dayalı uluslararası düzenin altını oyuyorlar ve yeni bir düzensizlik getiriyorlar. Evet. Şimdi bakın, bunu İngiliz yazar, Amerikalı ha der, hoşuna gider, alkışlarlar, birbirlerini tebrik ederler, buradan çıkar oturur kahve içerler, kahvenin üstüne başka şeyler de içerler. Ama bizim sivil, siyasi, diplomatik ve askeri kanadımız bunlara onay vermeden bu çıkamaz. Şimdi soruyorum ben oradaki görevli arkadaşlara. Yani siz bunları bilmiyor musunuz? Ya bilmiyor musunuz bunları? Yani siz bu dünyada yaşamadınız mı? Uzaydan mı geldiniz? 99'da, 2002'de, 2004'te, 2008'de, 2011'de, 2012'de, Afganistan'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Balkanlar'da neler olduğunu ve bugün de olmak, ya siz bilmiyor musunuz bunları? Gürcistan'da ne olduğunu bilmiyor musunuz? Ukrayna'da bugünkü duruma nasıl geldiğini bilmiyor musunuz? İşte görüyorsunuz değil mi? İşte bunun için bakın ben dönüp diyorum ki biz 52'den beri, 49'da kuruldu NATO, işte 75. yılda, biz 3 yıl sonra 52'de üyesi olduk. NATO'nun üyesi olduk ama bir türlü olamadık. Ne onlar bizi üye kabul etti ne de biz kendimizi üye adettik. İşte birilerinin yazdığı şeylerin altına bakın. Tümüyle yalan. Tümüyle yalan. Şimdi bunların altına imza atıyorlar. Şimdi birilerinin bunun hesabını sorması lazım. Kim bu? Bizim adımıza seçtiğimiz milletvekili. Onlar nerede? Millet Meclisi'nde. Millet Meclisi'nde komisyonlar var değil mi? Dışişleri Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu. En azından bu ikisinin ilgilenmesi lazım. Açın bakın toplantı tutanakları. Hiçbir zaman mecliste başta Dışişleri ve Milli Savunma Komisyonu olmak üzere bizim tartıştığımızın onda biri kadar bile bu NATO toplantılarını ve komünikelerini ve Türkiye etkilerini tartışmamışlardır. Gündemlerine bile almamışlardır. Bakın Afganistan'da 20 yıl savaştık. Kim ne zaman tartıştı? Hiç. Sonunda Amerika ne bize ne diğer müttefiklerine bilgi bile vermeden Taliban'la anlaşmayı yaptı. Çekti gitti. Ondan sonra binler, yüz binler, milyonlar bize aktı. Neyse fazla uzatmayayım. Evet. Bu kısası. Değişen hiçbir şey yok. Yeni hiçbir şey yok. Olanı anlatıyor. Burada da bir illüzyon var. Ama acı olan şu. Bizi temsil edenlerin, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bu illüzyonun parçası olması. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Sayın Ertuğ, size devam edelim. Siz nasıl değerlendirdiniz NATO zirvesini ve sonuçlarını?